Öncelikle ismim Kutay Sor Şahin. bakalım. Bir senelik başkanlık döneminizde yeraltı kaynakları, yani su giderleri, yağmur suları için yaptığınız çalışma ortadayken bu en ufak bir doğal afeti bile size bağlayanlara, bunun hakkında tweet atanlara hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz gençlik olarak bunları gülüyoruz ama sizin de tepkinizi merak ediyoruz. Yani en ufak bir şeyde hortumu bile size bağlayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsanız ben de onu düşünüyorum. Şimdi siyaset Türkiye'de ne yazık ki çok kirli bir alana dönüştü arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Ben bu dilin asla bir parçası olmayacağım. Yani bugüne kadar olmadım, bundan sonra da olmayacağım. İnanın 10 sene önce siyasete karar verdiğimde tamamen aslında bu tarz siyaseti yapanlarla mücadele etmek için yola çıkmıştım. Hiçbir günde vazgeçmedim. Siyaset bir meslek değil, bir görev. İnsanlar size o görevi veriyorsa yapabiliyorsunuz. Kimse mülk sahibi değil. İstanbul benim mi Allah aşkına? Bakın ne diyoruz? İstanbul senin diyoruz. Kime? 16 milyon insana. O bakımdan işte bu tür makamları kendisinin kabul eden akıl o tür yorumlar yapıyor işte. Her yer onu zannediyor. Değil. Yani 83 milyon insanın varlığından bahsediyoruz. Hatta bazı kavramlar bütün insanlığa aittir. Yani düşünsenize siz bu şehirde doğaya zarar verdiğiniz bir şey bütün dünyaya zarar verebiliyor. O bakımdan ben öyle bakıyorum sürece. Ve şu anda İstanbul'da bir iş yaparken 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bile, 50 yıl sonra bile ya ne güzel iş yapılmış desinler istiyoruz. Onun için ortak akıl diyorum. Onun için hep beraber düşünelim diyorum. Ve şanslıyız. Yani bu şehrin insanları çok zeki, çok akıllı. Yani böyle bir insan kaynağını kullanmayan da eksiklik var. O bakımdan işte diyorum ki bu dili kullananlar bu tür makamları ya da mevkileri, konumları kendine ait zannediyor. Hayır. Ben İstanbul'a ait bir süreci yönettiğimin farkındayım. Dolayısıyla çok azalacak sayıları. Ben gençliğe çok güveniyorum. Çok gerçekçisiniz. Ve çok gerçek duygularınız var. Evde benim de üniversitede okuyan, lisede okuyan, hazırlık okuyan daha doğrusu genç oğullarım var. Ve ilkokula giden bir kızım var. Ben 3 yaşındaki kızımdan öğreniyorum. Ve bundan da gurur duyuyorum. Ve şu anda da sizden öğreniyorum ve farkındalığınızı biliyorum. O bakımdan hiç kimse hiçbir bireyi küçümseyemez. Bu ister bir çocuk olsun, ister bir yetişkin olsun. Hele hele bir yöneticisi, kamu yöneticisi asla küçümseyemez. İşte bunun adı da aslında demokrasi. Ben hep derim yani demokrasi ve cumhuriyet ikisi birbirine çok yakışan iki kavramdır. Ama bunları güçlendirmemiz lazım. İşte ahlaklı siyaset, siyaset kurumlarının öncelikli hizmet alanları, insana saygı, hak, hukuk, adalet gibi unsurların buna eklenmesi lazım. Hep beraber başaracağız bunu.